Herkese selam, ben Güzel. Bu videoda biraz sinema verite hakkında konuşacağız. Videomu ilk izleyenler için hızlıca kendimden bahsetmek istiyorum. Reklam, belgesel, kısa film gibi prodüksiyon alanlarında görüntü yönetmeni ve kamera operatörü olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımda bu kanalda film yapım üzerine teknik ve kültür içerikler hazırlamaya çalışıyorum diyerek hızlıca konuya geçelim. Hiçbir film izleyip oyunculuğun ya da diyalogların yapay geldiğini düşündünüz mü? Belki de aksiyon sahneleri kopuk ve motivasyonsuz görünüyordu. Bu, hikayenin hayatın gerçekliğinden uzaklaştığı, deneyimlerinizin samimiyetinden koptuğu zaman olur. Bu durum sinemanın köklerinin tiyatroya dayanmasından kaynaklanabilir. Ancak her şey sinema verite kavramının doğuşuyla değişmeye başladı. Sinema verite nedir? Sinema verite doğru sinema anlamına gelir ve hikayeyi ekranda yakalama şeklidir. Bu tarz genellikle belgesellerle ilişkilendirilir, yapay veya sanatsal süslemelerden kaçınarak gerçekçiliği vurgular. Jean Roach'un Chronic Donut'e 1961 yılında yapılmış ve Chris Marker'ın Le Jolie Mai 1962 yılında yapılmış filmleri Fransız sinema verite örneklerindendir. Sinema veritenin temel unsurları ise gerçek mekanda çekim yapılmış olması, profesyonel olmayan oyuncuların yer alması, el kamerası çekimleri, günlük durumlar ve karakterlerin yaşamlarına odaklanılması, doğal ışık kullanımı ve diyalogların doğaçlama olması. Sinema veritenin küresel etkisi ise sinema verite Fransa'dan çıkarak dünyayı dolaştı ve çeşitli sinema akımlarıyla örtüşmeye başladı. Amerika'da direct sinema, İngiltere'de ise free sinema olarak bilinen bu tarz gözlemsel sinema ve belgesel tarzlarının gelişimine öncülük etti. Did you seem like Kane? Yeah, Jack. Darn. Sinema teknolojilerinin gelişimi bu tarzın yaygınlaşmasında teknolojik ilerlemeler sayesinde mümkün oldu. Kameraların taşınabilir hale gelmesi ve senkronize ses kayıt cihazlarının kullanımı film yapımcılarının yeni yerler keşfetmesine olanak tanıdı. Ricky Leacock, Frederick Wiseman, Don Pennybaker ve Maysles kardeşler gibi isimler bu tarzın öncülerindendi. Modern sinemada The Act of Killing gibi isimler sinema veritenin ruhunu yansıtıyor. Bu belgesel gerçekçiliği ve rahatsız edici gerçekleri ortaya koyarak izleyiciyi derinden etkiliyor. It's very difficult to keep the line between the past and the present. You know what I mean? It's awfully difficult. Of course I won't get out of here until she dies or I die. Who is she? This is the worst one of my wedding pictures. She always looked worse. And she looked like a girl that had everything. Was that a fashion show? Primary is a 1960 documentary by Robert Drew that follows John F. Kennedy and Hubert Humphrey as they go head-to-head in the Wisconsin primary to become the Democratic Party's candidate for the United States presidential race. It began a new concept in documentary filmmaking called direct cinema that is purely observational. A short 1954 documentary titled Jazz Dance is credited as the first to use sync sound and lightweight cameras to capture an event as it unfolded. Primary is what really pushed the concept forward. Direct cinema differs from the French cinema verite in that it takes what is known as the fly-on-the-wall approach, simply filming events as they unfold without any kind of integration with the subjects. There are no interviews, only the view of the camera is present, leaving the audience to observe and draw their own conclusions. Aynı zamanda Tüdükut Foliz ve Pour le Sud de Mon gibi belgeseller bu tarzın klasik örneklerinden. Bu tarz belgesel sinemasını etkilediği gibi Hollywood'a da nüfuz ediyor. Doğal oyunculuk yönetim tarzı method acting ve İtalyan neorealizmi gibi akımlarla birleşerek daha duygusal ve gerçekçi hikayeler anlatmaya yönlendirdi. Ayrıca The Office ve Parks and Rec gibi mockumentary tarzı diziler, Blair Witch Project gibi filmler bu tarzın izlerini taşıyor. What is that? The guy who uploaded this video said it was from a tape he found in the Black Hills woods. I think that might be my sister. You really think your sister could still be out there after all these years? If there is any chance I could find out what happened to her, I need to try. Legend said there's been a curse on these woods.
Sonuç olarak Sinema Verite sadece sinemada değil, televizyon ve dijital platformlarda da etkisini sürdürüyor. Teknoloji geliştikçe bu tarz daha da yaygınlaşacak ve yeni versiyonları ortaya çıkacak. Sinemanın gerçeklikle bağlantısını kaybetmediğimiz sürece Sinema Verite her zaman hayatımızda var olacak. Bu videoda şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone ol, beğen, yorum yap, paylaş şeklinde destek olabilir. Yorumlar kısmında da bir şeyler yazabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak. Stay red ve hoşça kal.